Yukarıda verilen periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerin iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi biz iyonlaşma enerjisini incelerken arkadaşlar ilk önce periyoda bakmalıyız. Yani katman sayısına. Katman sayısı büyük olan enerjisi daha düşük olur. Burada katman sayısı en küçük olan kim bakın? Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot diye gider. Dolayısıyla periyoda en küçük olanın katmanı en küçüktür. Yani en küçük katmana sahip olan helyumdur. Dolayısıyla helyumun iyonlaşma enerjisi diğerlerinden daha büyüktür. Peki aynı katmandaki farklı atomları kıyaslarken iyonlaşma enerjisini nasıl inceliyorduk? Burada hatırlarsanız 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. En büyük 8A olur. Sonra 7A olur. Ardından 6A değil de 5A gelir. Ardından arkadaşlar 6A gelir. 4A. Daha sonra 2A bakın 3A değil. 3A ve sonra da 1A gelir. Sıralamadaki bu değişimin sebebi de küresel simetridir. Bu daha önceki sınavlarda çıkmıştı. Nedeni bunun sorulmuştu. Onu da bilin. Şimdi argon nerede? 8A'da. O zaman argon burada arkadaşlar. Kükürt nerede? Bakın 8A, 7A, 6A. Demek ki kükürt şuradaymış. Peki 5A olan fosfor o burada. Alüminyum 3A'da. Alüminyumu buraya yazalım. Magnezyum da 2A'da gördüğünüz gibi o da burada olacak. Dolayısıyla buradaki sıralamada ne gelecektir? Argon, fosfor, kükürt, magnezyum ve alüminyum gelecektir. Bu sıralama hangi seçenekte var bakacak olursak? Helyumla başlayan argon, fosfor, kükürt, magnezyum ve alüminyum cevabımız B seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuz. Yukarıda verilen kaplarda toplam atom sayısı birbirine eşittir. Buna göre kaplarda bulunan maddeler için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi tanecik başına kaç atom içeriyorlar bir ona bakalım. Bakın burada 4 tane atom var. Tanecik başına burada 5 tane atom var. Toplam atom sayısının birbirine eşit olabilmesi için ben bu maddeden 5N mol alırken bu maddeden 4N mol almalıyım arkadaşlar. Çünkü tanecik başına 5 tane içeriyordu. 4N mol alırsak 20N mol atom olur. Tanecik başına 4 tane içeriyordu. 5N alırsak 20N mol atom olur. Buna göre kapları bulunan maddelerle ilgili hangileri doğrudur? X3 gazı mol sayısı X2Y3 gazının mol sayısından fazladır. Doğru. 5N 4N fazla olduğunu gördük. X'in atom kütlesi Y'nin atom kütlesinin 7 katı ise X3 kütlesi X2Y3 kütlesinden fazladır. Şimdi X'in atom kütlesi Y'nin atom kütlesinin 7 katı ise diyor arkadaşlar. Bunların kütlesi daha fazla. Bakalım bir. X'in atom kütlesine biz isterseniz 7 birim diyelim. Y'nin atom kütlesine de 1 diyelim. O halde bunun atom kütlesi ne çıkacaktır? 1 tane X var. Dolayısıyla 7. 3 tane Y var. 3 çarpı 1. Yani ne gelecektir? 10. Peki buraya gelelim. X'in atom kütlesi 2 tane olduğu için 2 çarpı 7 etki yaratıyor. 3 çarpı 1 de Y'den geliyor değil mi? Buradan ne geliyor? 14 artı 3'ten 17 geliyor. Bu durumda X'in atom kütlesi Y'nin atom kütlesinin 7 katı ise X3'ün X3 kütlesi X2Y3 kütlesinden fazladır. Şimdi kapta bulunanı soruyor bana. Bunun bir tanesi için 10 birim gram dersek 5N mol var diye kabul ediyorum ya da 5N tane. O zaman buradan 50N gram gibi bir şey gelir. Bunu gram olarak alırsanız. Burada 4N olduğuna göre arkadaşlar ne olacaktır? O zaman bunun bir tanesi için 17 gram yani 1 mol için 17 gram kabul ederseniz 4 çarpı 17 yani ne yapar? 28, 68 N gram olur. Bu durumda X'in atom kütlesi Y'nin 7 katı ise X3 kütlesi X2Y3 kütlesinden fazla değil. Yine az çıktı arkadaşlar. 50N 68N oldu. Gördüğünüz gibi az oldu. X3 gazında Y atomu sayısı X2Y3 gazından daha fazladır. Buradaki Y atomu sayısı arkadaşlar çarptığımızda 6 indisle 15N tane çıkarken buradaki 12N tane çıkar. Dolayısıyla X3 gazındaki Y atomu sayısı X2Y3 gazındakinden daha fazladır. Tabi kapta bulunan maddeler için cevaplıyoruz bunları. Birer tanesi için değil. O halde cevap ne çıktı arkadaşlar? 1 ve 3 yani C seçeneği. Yukarıdaki sabit hacimli kapta 3.2 gram CH4 gazı ve 1.2 gram helyum gazı bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta M musluğu kısa bir süre açılıp kapatıldığında kapta 1.6 gram CH4 gazı kalmıştır. Buna göre musluk açılmadan önceki basıncın musluk açılıp kapatıldıktan sonraki basıncı oranı kaçtır? Bu arada işlemler arkadaşlar sabit sıcaklığı yapıyor ve sabit hacimli bir kap var. Şimdi ilk etapta şunu yapalım. Biz gazların hızları oranını bir bulalım arkadaşlar. Ve helyum bölü ve CH4 diyelim. Eşittir. Kök içerisinde helyumu mol kütlesi ve CH4'ün mol kütlesi lazım bana. Helyum 4. Ama mol kütlesiyle hız ters orantılıydı. Buraya yazacağım 4'ü. 16'yı da yukarı yazacağım. Sıcaklığın karekökü ile hız doğru orantılıydı. Sıcaklıkları da böyle yazacağım. Sıcaklıklar sadeleşecek.
ve 4 çıkacak. Kök dışına bu da 2 olarak gelecek. Yani helyum gazınızı 2 V iken metan gazınızı ne olacaktır arkadaşlar? V çıkacaktır. Peki şimdi şuna dikkat edelim. İçeride 3.2 gram metan gazı var. 1 mol metan gazı kaç gramdır? 16 gramdır. Acaba 3.2 gram o zaman kaç moldur? Yani 0.2 mol. İçerideki metan gazı 0.2 molmuş ilk etapta. Peki içerideki helyum gazı kaç gram? 1.2 gram. O zaman ona bakalım. Bu da 1.2 bölü 4'ten ne gelir? 0.3 mol gelir. O halde bunu yazalım. İçerideki helyum miktarı da 0.3 molmuş. Musluk bir süre açılıp kapatılıyor ve kapta 1.6 gram metan gazı kalıyor. Yani aslında kaç mol metan gazı kalıyor? N eşittir 1.6 bölü 16 yaparsanız 0.1 mol içeride ne kalıyor? Metan gazı. İçeride artık arkadaşlar yeni durumda şöyle yazın yeni durumları. Bundan 0.1 mol kaldı. O halde buradan çıkan metan gazı ne kadarmış? 0.1 molmuş. Çünkü 0.2 mol vardı. 0.1 kaldığına göre 0.1'i çıktı. Yalnız metan V hızıyla çıkıyorken helyum 2V hızıyla çıkacak. O zaman helyum gazından ne kadar çıkmasını beklerim? Bu gazdan 0.1 mol çıkıyorsa bu adetle orantılıdır. İyi düşünün arkadaşlar. Çünkü mol adeti belirtir. O zaman 2V hızıyla çıkıyorsa bu da 0.2 mol çıkacaktır değil mi helyum? İçeride 0.3 mol vardı. O zaman helyum artık kaç mol arkadaşlar? 0.2'si gittiğine göre 0.1 mol kaldı. Buna göre diyor musluk açılmadan önceki basıncın musluk açılıp kapatıldıktan sonraki basıncı oranı kaçtır? İlk baştaki basınca P1 diyelim. Hacmimiz V. İlk etapta 0.3, 0.2 toplam 0.5 mol gaz var. R çarpı T diyor. Peki yeni durumdaki yani açılıp kapatıldıktan sonraki kaptaki gaz basıncına P2 diyorum. Hacim V. Peki şimdi içeride kaç mol gaz var? 0.1 ve 0.1. Ne kadar arkadaşlar? Yani 0.2. R çarpı T diyorum. Bana bunun oranını soruyor. RT'ler gittiler, V'ler gittiler. O zaman ilk durumdaki toplam basınç, son durumdaki toplam basıncı oranı 0.5 bölü 0.2 yani 5 bölü 2 çıkacaktır. Cevabımız bu durumda A seçeneği olur. Çözünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Polar maddeler polar çözünürlerde daha iyi çözünür. Bu temel çözünme kurallarından biridir. Apolarlarda apolarlarda iyi çözünür. Etil alkol su ile hidrojen bağı oluşturarak suda çözünür. Bakın arkadaşlar şurada da gösterelim hatta. Su molekülleri böyleydi değil mi? Etil alkol yapalım bir tane şurada. CH3 diyelim C. Şuraya OH diyelim. Ve şurası da ne olacaktır? H2. Peki şimdi burada hidrojen FONE'den birine kimyasal bağla bağlı mı? FO veya N atomlarından birine kimyasal bağla bağlı. Hidrojen bağ oluşumunun ilk şartı sağlandı. İkinci şart FONE'den birine kimyasal bağlı olduktan sonra dışarıdan da FONE'den biriyle etkileşeceksiniz. İşte etkileşiyor. Şu fiziksel etkileşimin adı hidrojen bağı oluyor arkadaşlar. Bu durumda etil alkol su ile hidrojen bağı oluşturarak suda çözünür doğrudur. Apolar bir sıvı olan benzende, şurası ne? NH3 gazının çözünürlüğü yüksektir. Şimdi NH3 sıvısı polardır arkadaşlar. Benzen ise apolardır. Bu arada benzenin şu gösterimini de hatırlatayım ben size. Polar apolar da çözünmez. Çözünürlüğü yüksektir ifadesi yanlıştır. Çözünme olayında çözücü ve çözünen tanecikleri birbirini çeker. Çözünme olayında evet çözücü ve çözünen tanecikler arasında arkadaşlar etkileşim olmalı ki çözünme gerçekleşsin. İyot apolar yapıda olduğundan karbon tetraklor sıvısında çözünürken indüklenmiş dipol etkileşimleri meydana gelir. Apolardır gördüğünüz gibi. Karbon tetraklorür de apolardır. Aradaki etkileşime biz ne deriz? Lan'ın deriz. Lan'ın kuvvetleri vardır. Lan'ın kuvvetleri ne demektir? Apolar bir maddenin indüklenmiş dipol haliyle diğer apolar maddenin indüklenmiş dipol hali arasındaki etkileşimdir. Yani Lan'ın demek aslında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi anlamına gelir. Geçici indüklenmek demektir bu da yani. Geçici elektron göçü yaşamış. Bu nedenle cevabı ne çıkacaktır? C seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilen tepkimelere ve enerji değişimlerine göre aynı şartlar altında gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojül olur? Şimdi yukarıdaki tepkimelerden aşağıdaki bu tepkimeyi elde etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar kağıt kullanacağım çünkü sığmaz buraya bakın. Şimdi ilk başta şöyle yapalım. Yukarıda olup da aşağıda bulunan ve tek olana bakalım. Mesela magnezyum oksit iki yerde mi var, bir yerde mi var? Yukarı incelediğimizde magnezyum oksit bir tek burada var. Dolayısıyla ben buradan başlayabilirim.
Bunu ters çevirmem gerekiyor magnezyum oksitin sol tarafa düşmesi için. Hess yasasına göre bunu ters çevirdiğimizde delta H'in işareti de tersine döner. Bunu unutmayalım. Burada dikkat edin bakın. Burada tepkime egzotermiktir. Yani enerji dışarı çıkmış. Yani bu tepkimenin delta H'i aslında nedir? -800 kJ'dur. Buna lütfen dikkat edelim. Peki şimdi bu tepkimeyi ters çevireceğim ama bir tane magnezyum oksit lazım bana. Burada iki tane var. O zaman ters çevirdikten sonra bir de 1/2 ile çarpacağım. Şimdi ters çevirip 1/2 ile çarpalım. O halde 1/2 karbon katısı olacaktır. 1/2 ile 2 ile çarptığımız için bir tane magnezyum oksit olacaktır. Karşıya geçtiğimizde yine çarptığımızdan magnezyum sayısı 1'e düşecektir. Ve 1/2 de ne olacaktır? CO2 yani karbondioksit. Ters çevirdiğimiz için delta H'in işareti tersine döndü, artı oldu. Ve 1/2 ile çarptığımız için de yarısını alacağız demektir bu da. Yani buranın delta H'i 400 kilojül oldu. Peki bunu hallettik. Devam edelim bakın. Şimdi karbon monoksit burada var. Karbon monoksit yukarıda nerede var arkadaşlar? Karbon monoksit burada var. Başka karbon monoksit görüyor musunuz? Yok. O zaman direkt bununla da işlemi yapabilirim. Sol tarafa düşmesi lazım. O zaman yine bunu ters çevirmeliyim. Ve bana bir tane karbon monoksit lazım. Burada iki tane var. Ters çevirip 1/2 ile çarpmalıyım. Peki ters çevirdim. Karbon monoksit gazı. Ve karşıya geçiyorum artık. Çünkü bir şey kalmadı, ters çevirdim. Burada iki tane karbon vardı. 1/2 ile çarptık. 1'e düştü. Ve 1/2'de ne var arkadaşlar? O2 gazı var. Ters çevirdiğim için delta H'in işareti tersine döndü. 120 oldu. Ve 1/2 ile çarpmamdan sonra da 60 kilojül olarak geldi. Bunu da hallettik. Peki magnezyum katısı nerede var? Burada var. Başka yok. Zaten onu buradan elde etmiştik. Şurada vardı. Peki karbondioksit bu ise hem burada var karbondioksit hem burada var. Şimdi üçüncü tepkime öyle bir şey yapmalıyım ki tek bireysel olarak aşağı düşmediği için diğerlerini bozmadan eklemeliyim tepkimeyi. Şimdi dikkat ederseniz aşağıda karbon katısı yok. Peki bende karbon katısı ne kadar? Burada bir tane var. Burada ise 1/2 var. Şimdi solda ve sağda aynı olanlar birbirleriyle sadeleşirler. Öyle bir sadeleşmeli ki aşağıya karbon katısı kalmamalı. Ama burada 1 var, burada 1/2 var. Demek ki bana sol tarafa 1/2 karbon katısı lazım. O zaman bu tepkimeyi ne yapmalıyım ben? 1/2 ile çarpmalıyım ve 1/2 karbon katısı sol tarafta gelmiş olur bu durumda. Bakın şöyle olur. 1/2 karbon katısı gelir. 1/2 O2 gazı olur burası. Ve 1/2 karbondioksit gazı olur arkadaşlar. 1/2 ile çarptığım için bu delta H değerini 1/2 ile çarpacağım. Bu da -200 kJ olur değil mi? 1/2 ile çarptığımızda. Peki şimdi bir toplayalım bakalım istediğimiz tepkime elde edilecek mi? Şimdi sağda ve solda aynı olanlar sadeleşecek demiştik. Şimdi burada bir karbon var. Yarım yarım bir karbon oldu ve karbon kalmadı artık gördüğünüz gibi. Peki oksijene bakalım. Oksijen 1/2 burada. Burada da 1/2 gitti. Sadeleşecek başka bir şey kalmadı. Karbondioksitler aynı yönde. Magnezyum, magnezyum oksit ve karbon monoksit. Şimdi bu tepkimeleri bir toplayalım bakalım. Ne var? Magnezyum oksit var buradan gelen. Şu. Artı karbon monoksit geliyor bakın. Karbon monoksit gazı. Burada bir şey kalmadı. Karşıya geçtik. Magnezyum katısı artı ne geliyor arkadaşlar? 1/2 yani bir tane de karbon dioksit gazı geliyor. Delta H değeri de o zaman buradaki delta H'ların toplamı olacaktır. 460 daha 460, 200 çıkarırsanız 260 kilojül gelecektir bu tepkimenin delta H değeri. Yani cevabımız bu durumda ne olur arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen tepkime tek basamakta sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi tek basamakta gerçekleşiyorsa direkt hız denklemini yazabilirsiniz. X2'nin derişimi çarpı Y2'nin derişiminin kübü diyeceğiz. Evet, yani VR demektir arkadaşlar. Hız denklemi bu şekilde çıkar. X2 derişimi sabitken Y2 derişim 2 katına çıkarılırsa tepkim hızı 6 katına çıkar. Şimdi X2'nin derişimi mesela ikisini 1-1 alalım ilk etapta. K çarpı 1'in kübü. Ne gelir? K olur. Peki x2'nin derişimi sabit kalsın. Y'nin derişimi 2 katına çıkarırsak 2'nin kübü olacaktır. Ve bu da ne olacaktır? 8K. Hız kaç katına çıkmış oldu o zaman? 8 katına çıkmış oldu. O zaman bu yanlıştır. Tepkimiz sabitinin birimini soruyor bize. Şunu tekrar şuraya alalım. K çarpı x2'nin derişimi çarpı y2'nin derişiminin kübüydü. Bunun birimi nedir arkadaşlar? Mol bölü litre çarpı saniyedir. Eşittir K çarpı mol bölü litre çarpı mol bölü litrenin ne olur? Küp olur. Şunlar sadeleşirler. K'nın birimi ne olur bu durumda? Litre küp bölü mol küp çarpı saniye gelir. Bunları buraya attığımızda. Evet, litre küp bölü mol küptür diyor ama saniye yok gördüğünüz gibi. Bu elendi. Cevap bu nedenle ne çıkacaktır arkadaşlar? A çıkacaktır. Yukarıda gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimede maddelerin molar değişimlerindeki değişim ve zaman arasındaki ilişki verilmiştir.
Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkime denklemi arkadaşlar böyle mi? Bakalım. Harcananlar belli burada bakın. X harcanmış, Y harcanmış ve Z oluşmuş. O zaman X2 artı Y2'den ne elde ettik? Z2'yi elde ettik. Peki ne kadar X vardı elimde benim? Derişimi 4 molardı başlangıçta. Y ne kadardı? Y de gördüğünüz gibi başlangıçta 4 molardı. Peki ne kadar Y kaldı işlemin sonunda dikkat ederseniz? İlk önce X'e bakalım. X ne kadar kaldı? 3. O zaman 1 molar harcanmış. Y ne kadar kaldı? 2. O zaman Y'den ne kadar harcanmış? 2 molar harcanmış. Peki Z2 ne kadar oluşmuş arkadaşlar? O da gördüğünüz gibi 2 molar oluşmuş. Peki son durumda 2 molar var. Bakın katsayısı 1 olandan 1 molar harcanırsa 2 molar harcanması için bunun katsayısı ne olmalı? 2 olmalı. Bunun katsayısı ne olmalı? Katsayısı 1 olandan 1 harcanırsa 2 molar oluşumunun katsayısı da arkadaşlar bu durumda 2 olmalıdır. Demek ki bu elimdeki denge tepkimesi olduğunu da biliyorum. Ürünler ortamda varlar. Bu şekilde de denge tepkimesi olduğunu söyleyebilirim. O zaman tepkime denklemi bu verilenle bizimkisi uygun değil. O yüzden bu doğru değil. Tepkimenin gerçekleştiği sıcaklıkta derişimler cinsinden denge sabitinin değeri 1 bölü 3'tür. Bakalım. Derişimler türünden denge sabitini bulabilmek için Z2'nin molaritesinin karesi bölü X2'nin molaritesi çarpı Y2'nin molaritesinin karesine bakacağız. Peki Z'nin derişimi 2, o halde 2'nin karesi bölü 3 çarpı 2'nin karesi olacak. Bunlar sadeleşirlerse 1 bölü 3 kalıyor. Doğru bir ifade. T anına gelinceye kadar ileri tepkim hızı düşer, geri tepkim hızı artar. Bakın ileri tepkim hızı şudur burada. K ileri çarpı X2'nin derişimi çarpı Y2'nin derişiminin karesidir. Siz X2 ve Y2'yi harcadığınız için derişimleri düşeceğinden dolayı zamanla R ileri düşer. Peki R geri nedir? K geri çarpı Z2'nin derişiminin karesidir. Zamanla Z2 derişim arttığı için zamanla geri tepkim hızı artar. Ve arkadaşlar dengeye geldiğinde artık ileri ve geri tepkim hızı birbirine eşit olur. O zaman ileri tepkim hızı düşer, geri tepkim hızı artar. Doğru olur. Bu nedenle cevabımız da arkadaşlar D seçeneğidir. Asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Halojenlerin hidrojenle oluşturdukları bileşiklerin asitlik kuvveti halojenin çap büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bakın şöyle yazalım. Flor, klor, brom ve iyot. Bunlar hidrojenle birleştirdikleri zaman asit oluştururlar. Hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür ve hidrojen iyodür. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe halojenin çapı artar. Çünkü katman sayısı artıyor. Periyodik sistemden hatırlayın. 7A grubunda bunlar. Çap büyüdükçe hidrojenin kopabilmesi kolaylaşır. Suda iyonlaşma yüzdesi artmış olur bu anlamda. İyonlaşma yüzdesi yüksek olan asit de daha kuvvetlidir. Dolayısıyla burada asitlik kuvvetinden bahsedecek olursak hidrojen iyodür büyüktür hidrojen bromürden. Büyüktür hidrojen klorürden ve büyüktür hidrojen florürden ki unutmayın hidrojen klorür zayıf asit diye zaten müfredatta yer alıyor. O halde bu ifademiz doğrudur. İnorganik asitlerde oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti azalır. Bu yanlış arkadaşlar bakın. Asitlik kuvveti oksijen sayısı arttıkça artacaktır. Mesela şöyle yapalım. HClO3 ve HClO4 olsun. Bakın oksijen sayısı arttıkça artık arkadaşlar asitlik kuvveti ne olur? İnorganik asitlerde artar. Azalır ifadesi yanlıştır. Organik asitlerde karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti azalır. Doğrudur bakın. Formik asit ardından asetik asit yapalım. Propanoik asit yapalım. Karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. Bunların arasında en güçlüsü formik asittir. Bu da doğru. Aktif metallerde asitlerin tepkimesinden H2 gazı meydana gelir. Evet aktif metallerin arkadaşlar asitlerle tepkimesinden H2 gazı oluşur. Bu zaten genel bir bilgidir. 25 derece sıcaklığında pH değeri 7'den küçüktür. Asitlerin pH değeri 25 derecede nedir arkadaşlar? 7'den küçüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız bu duruma ne çıkacaktır? B seçeneği çıkacaktır. Yukarıda verilen galvanik hücre ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Derişim pilidir. Bakın elektrotlar aynı elektrottur. Kimin derişimi daha az? Bunun derişimi daha az. Derişimi daha düşük olduğu için ne olacaktır bu bölüm? Anot çözeltisi olacaktır. Şu bölümde katot çözeltisi olacaktır. Derişim pili ifadesi doğrudur. Pil potansiyeli başlangıçta 0.09 volt değerinden büyüktür. Bakalım arkadaşlar. İkisi de aynı elektrot olduğu için buradan gerilim potansiyeli standart pil potansiyeline gelecektir 0.0 volt. Çünkü çinko yükseltgenecek ve çinko indirgenecek.
Peki bu pil nasıl çalışır? Derişmez olan taraf anottur. Çinko buradan ayrışır. İki elektron yola çıkar, gider. Dış devrede anottan katoda gider elektronlar. Buraya gelir. Burada da çözeltinin içerisine girdiği zaman çinko artikler alır. Çinkonun yükseltgenme potansiyeli, çinkonun indirgenme potansiyeli bunun işaretinin negatifidir. Toplarsanız sıfır gelir. Peki şimdi acaba pil potansiyelini çıkar. Şunu hatırlayalım. E pil eşittir. E pil standart eksi 0.0592 bölü N çarpı logaritma QC. Değerleri kullanalım. E pil eşittir 0.00 volt eksi 0.0592 bölü N. Devreden geçen elektron sayısı 2. QC değerimiz ne olacak arkadaşlar? Anot bölü katot çıkar bu genellikle. Ki pil denklemini yazarak ürünler bölü girenler olarak da yazabilirsiniz. Ben burada hemen anot bölü katottan yazayım. 10 üzeri eksi 3 bölü 1. Bu eksi 3 buraya düşerse eksiden dolayı artı 3 olur. Ne olur o zaman? E pil değerimiz 0.0592 çarpı 3 bölü 2 gelir arkadaşlar bu durumda. Peki bu değer 0.06 olarak düşünülseydi 1.8 bölü 2 0.18 bölü 2 0.09 volt çıkacaktı. Ama bu değer 0.06'dan da küçük olduğu için pil potansiyeli 0.09 volttan daha küçük çıkacaktır. Yani bulmamız gereken değer bundan daha küçük bir değer olur. Bundan daha büyüktür diyor. Bu yanlıştır ki 0.09 bile çıkmıyor. Daha küçük çıkıyor. Anot kabına saf su eklenirse pilin çalışma süresi kısalır. Şimdi anot kabına su eklerseniz derişim farkı ne olur? Daha da artar. Yani bunun derişimi daha da düşer. Dolayısıyla pilin çalışma süresi de artar. Şuradaki ürünler böyle girenler değeri büyüyeceği için arkadaşlar yani bunun logaritma değeri büyüyeceği için burada ne olacaktır? Bu değer de arkadaşlar bu pilin daha yüksek potansiyelde çıkmasına neden olur. Yani su eklediğimiz zaman derişim düşer. Hem voltaj artar yani ürettiği elektriksel gerilim artar hem de pilin çalışma süresi artar. Çünkü bu pil ne zamana kadar çalışır bakın. Elektrotlar aynı elektrot. Potansiyeller aynı. Derişimler eşitlendiği an artık pil durur. Hiçbir fark kalmaz. Buradan çinko aşındıkça pil çalışırken aslında bunun derişimi zamanla artar. Buradaki çinkolar buraya yapıştıkça derişimi azalır ve derişimler eşitlendiği an pil durur. Siz buraya su eklerseniz derişimi daha da düşürmüş olursunuz. Dolayısıyla eşitlenmesi için geçen süre artar. Bu da pilin çalışma süresini arttırır. Buradaki matematiksel değişimden dolayı da E pil değeri de artar. Yani derişim farkı artarsa pilin çalışma süresi artar ve pil potansiyeli büyür. Anot kabına su eklenirse pilin çalışma süresi kısalmaz, artar. Cevap bu nedenle A seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin Lewis formülü karşısında yanlış verilmiştir? Şimdi bakın karbon arkadaşlar şuradaki açılımlardan da yapabilirsiniz. Bunları bulabilirsiniz teker teker. Bu arada şunun 6 olduğunu belirteyim. Peki burada ne yaparız? Karbon 4 bağ yapar biliyoruz. Azot 3 bağ yapar. Ama azotun dikkat ederseniz 8'e tamamlayacak. Şuradaki elektronları yazılmamış. Dolayısıyla bu yanlıştır. Karbon 8'e tamamlamış. Klorlar da gördüğünüz gibi 8'e tamamlamış kendilerini. Bu doğrudur. Şuraya bakalım. Burası 8'dir. Şurası da 2 tane var burada. 2'ye tamamlar oksijen. Bu 8'e tamamlar. Bu da doğrudur yine. Peki buraya bakalım. Karbon 4 bağ yapmış. Oksijen 2 bağ yapmış. Oksijen de 8. Karbonlar da 8. Bu da doğrudur. Peki bor kararlı bileşiklerinde oktete veya dublete uymuyordu. Kendini 6'ya tamamlıyordu. İşte 6'ya tamamlamış. Florlar da 8'e tamamlamış. Bu da doğrudur. Cevabımız burada. Azotun şu oksijenleri yazılmadığı için ki 6'da kalıyor bakın bu durumda. Yanlış olan A seçeneğidir. Hidrokarbonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Alkan aromatik yapılı hidrokarbondur. Hayır arkadaşlar, alkan aromatik değil, alifatik yapılıdır. Bu arada alkanın diğer adı da nedir? Parafindir. Aromatik yapılı bir hidrokarbon olabilmek için yapıda ne gerekiyordu? Benzen halkası bulunması gerekiyordu. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden meydana gelen bileşiklerdir. Evet, hidrokarbonlar yalnızca karbon ve hidrojen içerir arkadaşlar. Oksijen içermez hidrokarbonlar. Bu nedenle bu da yanlıştır. Mol kütlesi en küçük hidrokarbon bir alkandır. Mol kütlesi en küçük olan hidrokarbon arkadaşlar bakın metandır yani CH4'tür. CH4 de bir alkandır. Açık zincirli alkandır hatta şu formüle uyar. Zaten arkadaşlar halkalı alkan yapabilmeniz için veya halkalı bir hidrokarbon yapabilmeniz için en az 3 karbon gerekir. 3 karbon olmadıkça halkayı tamamlayamazsınız. Peki alken veya alkinin en küçük üyesi kaç karbonlu ona bakalım. Alken arkadaşlar ikili bağ bulundurmak zorunda olduğu için en küçük üyesi 2 karbonlu olur. Aynı şekilde alkin de üçlü bağ bulundurması gerektiğinden dolayı en küçük üyesi 2 karbonlu olur. Ama alkanın en küçük üyesi 1 karbonlu olan metandır çünkü alkanda pi bağı yoktur.
Bu arada şunu da bilelim. Alkanlarda bütün karbon atomları SPQ pi birleşmesi yapmıştır. Bütün bağlar sigmadır. Alkende en az bir tane pi bağı, alkinde en az iki tane pi bağı gerekir. Alkende ikili bağın karbonları arkadaşlar SP kare hibritleşmesi yapmıştır. Alkinde ise üçlü bağın karbonları SP hibritleşmesi yapmıştır. Bunları da ek bilgi olarak söyledim. Sonuç olarak mol kütlesi en küçük olan hidrokarbon bir alkandır ifadesi doğrudur. Yanma tepkimesi vermez, hayır verir arkadaşlar. Metan özellikle eve gelen doğalgazın içerisinde bulunan oransal olarak en yüksek gazdır. Metan yanar. Evde doğalgazı yakıyoruz, biliyoruz ki. Katılma tepkimesi gerçekleştiren hidrokarbon bileşi yoktur. Arkadaşlar pi bağı olan hidrokarbonlar katılma tepkimesi gerçekleştirir. Hatta şu örneği vereyim. Çok yaygın bir örnektir bakın bu. Bromlu suyun kırmızı rengini alkende alkinde giderir. Brom burada katılma tepkimesi gerçekleştirir. Pi bağı kırılır ve brom yapıya dahil olur. Bakın şu şekilde. Bromlu suyun rengi de arkadaşlar kırmızıdır. Bu tepkime sonucu bu kırmızı renk ne olur? Kaybolur. Ve hidrokarbonun bileşi yoktur. Hayır vardır, gösterdik. Pi bağı bulunduran hidrokarbonlar katılma tepkimesi verirler. Cevabımız C çıktı. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? Buna fenil diyor bakın. Şöyle hatırlatayım ben size. Şu yapının adı neydi? Benzildi. Benzendi pardon. Benzen. Bu yapıdan bir hidrojen çıkarırsanız. Bu arada C6H6'dır. Bir hidrojen çıkarırsanız. Nereden çıkarınız fark etmiyor. Biz buradan çıkaralım. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Fenil olacaktır. Bu da C6H5'tir. Sakın benzil diye karıştırmayın. Hani benzen hidrojen çıkarırsa ileki getireyim benzil olmuyor. Burada fenil. Benzil bakın şudur. Şu yapı arkadaşlar toluendir. Toluendeki metil grubundan bir hidrojen çıkarırsanız yani yapı şu hale gelirse bunun adı benzil olur. Şu ise toluen. Toluen diğer adı metil benzen olur. Fenil budur arkadaşlar, doğru. Asetilen diğer adı da nedir yaygın adı? Etindir. Yani etindir aslında yupak adı ama asetilen olarak çok kullanılır bu. Yaygın adı asetilendir. Toluen. Bakın bu vinil değil, bu allildir arkadaşlar. Yanlış olan şu budur. Vinil ise şudur. İki karbonlu olanıdır. Bir alkenildir arkadaşlar vinil, şu yapı. Buna etenil de denir ama yaygın adı bunun vinildir. Bize verilen ise allildir arkadaşlar. MEP kitabında var bu ikisi. Dikkat edin bu ikisine. Bu da fenoldür. Fenol arkadaşlar hidroksibenzen olarak da adlandırılabilir. Hidroksibenzen. Ve unutmayın bu nedir? Zayıf asittir. Bunu da belirtelim. Peki alkol falan değildir. Sakın o tuzağa düşmeyin. OH'un bağlı olduğu karbon diğer karbonu ikili bağla bağlı olduğu için bu alkol olmaz. Zayıf bazdır. Alkoller nötrdür. Bunu da ek olarak belirteyim. Bu nedenle fenol arkadaşlar bu ifade doğru verilmiştir. Bu fenoldür. Yanlış olan D seçeneğidir. Evet, 2 büten 1 ol bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. İlk önce bir bileşiği çizelim. Bakın 1, 2, 3, 4. 2 de N olsun istiyor ve 1 de ol olsun istiyor. Şuraya da OH koydum. Şurası ne oldu? H2 oldu. Şurası H, şurası H, şurası da H3 oldu. Peki primer alkoldür. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane R grubu var. Dolayısıyla primer alkol olduğu belli. Şurası çift bağ. Hocam OH'un bağlı olduğu karbon ama ikili bağ alkol değil gibi bir şey aklınıza gelebilir. Bakın o kural şöyledir. OH'un bağlı olduğu karbon diğer karbona ikili bağla bağlıysa yapı alkol değildir. Burada OH'un bağlı olduğu karbon diğer karbona tek bağla bağlı. Şurada hidrojen var. Bundan sonra ikili bağ var. Dolayısıyla bu bir alkol. Ve primer alkol mü? Evet. Bütenal ile izomerdir. Şimdi bütenale bir bakalım. Bütenal neydi? 4 karbonlu aldehitti. Şöyle yapalım. Evet bu da bütenal. Peki bunun formülü ne çıkıyor arkadaşlar? C4, H3, 4, 5, 7 ve 8. H8 ve O. Bunun formülü ne çıkıyor? Zaten aldehit olduğu için direkt CN, H2N, O dememiz gerekir. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olduğu için birbirinin izomeridirler. Bromlu suyun kırmızı rengini giderir. Yani BR2'li su. Şimdi bromlu su arkadaşlar kırmızı renklidir. Bromlu su alken veya alkinle tepkime giderse kırmızı renk kaybolur. Bromlar şu pi bağını kırıp buralara yerleşirler. Yani katılma tepkimesi olur. Doğru, alken kısmı olduğu için bromlu suyun kırmızı rengini giderir. Cevabımız bu durumda E seçeneği çıkar arkadaşlar.